Sanayi TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Ceylan Köseoğlu. Haftanın raporu başlıyor. Kacır'dan yabancı yatırımcılara davet geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Eskişehir'de Heyer fabrikasının açılışına katıldı. Fabrika açılışında bir takım açıklamalara yer veren Kacır, sektöre ilişkin önemli noktalara da değindi. Eskişehir OSB'de faaliyet gösteren fabrika, Cumhuriyet'in ikinci asrında ihracat alanında önemli bir paya da sahip. Firma, beyaz eşya sektöründeki hızını kesmeden yüksek teknolojili ve inovatif yatırımlarına da hala devam ediyor. Sanayileşme kültürü, kaliteli sanayi altyapısı, nitelikli konumuyla Eskişehir için önemli bir yatırım olarak görülüyor. 70 milyon dolarlık yatırımla Eskişehir'e pişirici ürünler fabrikası da kazandırılmış oldu. Firmanın Türkiye'deki yatırımlarının 200 milyon avroyu bulduğu ve üretiminin de %95'ini ihraç ettiği biliniyor. Türkiye'nin sanayi devi iflas mı etti? Ülke olarak içerisinden geçtiğimiz ekonomik sorunlar ve enflasyon bir şirketi daha vurdu. Türkiye'nin dev sanayi şirketlerinden biri olan Barmak Barutçuoğlu Gıda Makineleri iflasın eşiğine geldiğini duyurdu. Bursa merkezli olan sanayi şirketi 1961 yılında sektöre ilk adımını atarak zamanla öncü konuma geldi. Endüstriyel alanda da birçok ilklere imza atan firma, endüstriyel ekmek fabrikası üretiminde dünyanın ilk 5 şirketi arasına girmeyi de başardı. Ulusal ve uluslararası alanda ses getiren şirket ne yazık ki kapanmanın eşiğine geldi. Mahkeme şirkete tanınan konkordato süresini uzattığını duyurdu. Bu karar şirketin iflasın önüne geçme çabalarına bir süre daha imkan tanıyacak. TomTaş, TUSAŞ'la işbirliğine gittiğini duyurdu. Türkiye'nin ilk uçak fabrikası olan TomTaş, TUSAŞ'la beraber uçak üreteceğinin müjdesini verdi. 1926 yılında Kayseri'de kurulan ilk uçak fabrikası bu işbirliğiyle büyük başarılara imza atmayı hedefliyor. %49'u kamu, %51'i ise özel yatırımcılardan oluşan TomTaş, Kayseri için aslında çoğu ilklerin başlangıcı olarak gözüküyor. TomTaş Havacılık İcra Kurulu üyesi Ali Ekşi, TomTaş'ın Kayseri sanayisinin öncü kuruluşu olacağının altını çizdi. Yakın zamanda tesisin altyapı çalışmalarına başlanıldı. Çok büyük bir yerleşkede, havaalanının hemen yanı başında, havaalanı pistine erişim merkezi olan bir tesiste hava bakım, onarım ve revizyon faaliyetleri gerçekleştirilecek. Elektrikli araçların giderleri sıfıra inecek mi? Son dönemlerde Türkiye'de de popüler hale gelen elektrikli araçlara bir yenisi daha eklenmişti. MG Türkiye, elektrikli araç satın alan kullanıcılarına bir müjdeyi duyurdu. Elektrikli araçlarda güzel bir adım atarak bir yıl boyunca kullanıcılarının şarj masraflarını sıfırlamaya hazırlanıyor. 2021 yılında tüketiciyle buluşan MG marka elektrikli araçlar, 2024 yılı için hedef bu sayının 40'a çıkması. Dileriz firmanın bu hareketi diğer firmalara da örnek teşkil eder. Aselsan müjdeyi duyurdu. Türk savunma sanayisi her geçen gün bünyesine yeni hava savunma araçlarını eklemeye devam ediyor. Aselsan bu yıl için yerli hava savunma sistemlerine katmayı planladığı yeni envanterinin müjdesini verdi. Yerli hava savunma sistemine eklenecek Siper'in bu yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor. Aselsan Genel Müdürü, hava savunmada önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl olacak dedi. Siper'le uzun menzil yüksek irtifa hava savunma sistemi de envantere kazandırılmış olacak. Siper projesi Aselsan, Roketsan ve TÜBİTAK SAGE iş ortaklığı tarafından yürütülüyor. Siper'le gerçekleştirilen test ve uçuş koşulları altında veri toplanarak bu verilerin projenin ilerleyen aşamalarındaki faaliyetlerde kullanılması hedefleniyor. MİA Teknoloji'den dev yatırım hamlesi geldi. Türkiye'nin önde gelen bilişim şirketlerinden biri olan MİA Teknoloji, sağlık alanında dev bir anlaşmaya imza attı. Amerika merkezli firmanın tam adı açıklanmamakla beraber ikili işbirliği toplamda 90 milyon dolara mal oldu.
Firma Ar-Ge İnovasyon yazılım geliştirme, entegrasyon ve çözüm sağlama alanlarında Türkiye dışında Katar, Amerika ve Fas'ta da faaliyetlerine devam ediyor. Yapay zeka ile entegre bir şekilde ilerleyerek sağlık alanında yeni bir uygulama geliştiren MIA Teknoloji, evde muayene uygulamasını hayata geçirmeye başladığını duyurdu. İlk olarak Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde denenmeye başlayan uygulamanın şu anda 1000'e yakın üyesi bulunuyor. 17 yıllık sektör tecrübesini bu anlaşmayla öne çıkaran şirket, Türkiye'yi küresel sağlık pazarında da önde gelen merkezlerden biri haline getirmeyi hedefliyor. MIA Teknoloji Başkan Vekili İhsan Ünal, bu yazılımla milyonlarca üyeye ulaşacaklarını belirtti ve sözlerine 2024'ü teknoloji ve inovasyon yılı olarak ilan ettiklerini söyledi. Yunan basını neden alarma geçti? Türk savunma sanayisindeki hızlı ilerleme Yunan basınının dikkatinden kaçmadı. Özellikle son dönemde gündeme gelen gelişmeler Yunan basınını biraz da endişeye sürükledi. Türk şirketlerinin geliştirdiği yeni teknoloji ürünlerine olan ilgi sadece Yunanistan değil, dünya geneline de yayılmış durumda. Yunan donanması ile arasındaki farkı açmaya devam eden Türk savunması, Preveze ve Gür denizaltları ile iki ülke arasındaki dengeleri de değiştirdi. Yunan basını Türk savunma sanayisine ilişkin 10 yıl içerisinde Türkiye'nin denizaltı filosunda 14 gemi, Yunan donanmasının 5 denizaltı ile sınırlı kalacağını da işledi. Ayrıca haberde Türkiye'nin 2030'a kadar 16 modern ve modernize edilmiş fırkateyne sahip olma hedefini de hatırlattı. Ülkemiz adına büyük gurur veren bu çalışmaların devamını dileriz. Rusya'dan Türkiye'ye ikinci nükleer güç yatırımı. Türkiye'de Akkuyu'da yapımı devam eden nükleer güç santralinden sonra ikinci nükleer santral haberi de gündeme taşındı. Rosatom Ankara'nın Türkiye'deki ikinci nükleer güç santralinin inşasını Rosatom'a emanet etmeye karar verdiğini duyurdu. Konuya ilişkin Rosatom Genel Müdürü şu açıklamalara değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başka bir sahanın bize devredilmesi için siyasi bir karar aldıklarını belirtti. Yeni inşaat sahasının Sinop adını alması konuşulurken detaylar üzerindeki çalışmalara devam ediliyor. Dev otomobil firmasından skandal bir açıklama geldi. Ünlü otomobil markası Hyundai, Avrupa pazarında büyük ilgi gören son modeliyle ilgili çarpıcı açıklamalara değindi. Sportif i20 modeli i20N'nin üretiminin Şubat ayı itibarıyla sona erdiğini duyurdu. Markanın standart araçlarından daha yüksek performans sunan N serisinin üretimi tamamen sona erecek. Milyonlarca kullanıcısını bu haberle üzen Hyundai üretimi neden durdurdu? Böyle bir karar alınmasının arkasındaki temel neden otomobillerin artık elektrikli alternatiflerinin yer alması olduğu düşünülüyor. Avrupa pazarında üretimi durdurulacak bu iki modelin yerini ise ikonik 5N modeli alacak gibi duruyor. Ayrıca ikonik 6 modelinin de gelecekte bir N versiyonuyla piyasaya sürüleceği de belirtildi. 2035 yılına kadar müşterilerine sıfır emisyonlu bir ürün yelpazesi sunmak isteyen firma 2045'te %100 karbon nötr olmayı hedefliyor. Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olmaya hazırlanıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı Or Amiral Ercüment Tatlıoğlu, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'yla Deniz Kuvvetleri Design Proje Ofisi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Tatlıoğlu, tersanede onarım ve restorasyon faaliyetleri süren Savarona hakkında yetkililerden yerinde detaylı bilgiler aldı. Yerli ve milli gemi dizaynımızın 3. projesi olan TF-2000 Muhribi'nin tasarım ve yol haritasıyla 4. projesi olacak uçak gemisinin çalışmalarına devam ediliyor. TF-2000, Hava Savunma Harbi Muhribi Türkiye Cumhuriyeti'nin bünyesinde bulunan görev gruplarını su üstü ve su altı farklı tehditlerden koruyabilecek. Uzun erimli kara taarruzlarını da gerçekleştirebilecek, özellikle hava savunma rolüyle balistik füze tespit ve diğer güdümlü füzeleri imha gibi kritik rolleri de yerine getirebilecek bir savaş gemisi olacak. Haftanın raporuyla karşınızdaydım. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.